Selamünaleyküm arkadaşlar. Bir fosforlu kalemde daha beraberiz. Bugün size tanıtmak istediğim kitap Deli Doktorları. Alt başlığı da şöyle: Psikiyatrinin Bilinmeyen Öyküsü. Deli Doktorları, Psikiyatrinin Bilinmeyen Öyküsü. Yazarı Doktor Jeffrey Lieberman. Herhalde böyle telaffuz edilir. Çeviren de Funda Sezer. Say Yayınlarından çıkmış. Şöyle kapağını da bir göstereyim. Göz aşinalığı olsun. Göründüğü kadarıyla herhalde hepsi görünmüştür. Arkadaşlar, kitabı beğendim. Hemen başta söyleyebilirim. Bize psikiyatri tarihini, böyle bir tarih kitabı değil ama içinden öyküler seçerek sergüzeşte ortaya koyan bir eser bu. Zaten şimdi alıntılarımı okuduğum zaman sizin de dikkatinizi çekecek. Okumanızı daha baştan tavsiye ederim yani. Edinin, okuyun psikiyatri hakkında, nereden gelmiş, nereye gidiyor hakkında bilgi sahibi olursunuz. Alıntılarımı, işaretlediğim yerleri azaltmaya çalıştım ama bu kadar oldu. Eğer çok uzarsa bir kısmını atlayacağım, okumayacağım ama elimden gelirse hepsini de sizinle paylaşmak istiyorum. Tevfik, hidayet, nur Allah'tan. Devam edelim. Şimdi ilk alıntım neredeymiş? İlk alıntım 21. sayfada, giriş bölümünde. İşaret koymuşum buraya. Bakalım ne dikkatimizi çekmiş. Nereden başlayalım bunu okumaya? Şöyle bir yerden başlayalım. 19. yüzyılın başlarından 21. yüzyılın başlarına dek her yeni psikiyatrik sürek avı dalgası yeni ipuçları ortaya çıkartıp, parantez içinde, ve yanlışlıkla dikkatleri başka yöne çekmek için ortaya atılmış o zekice sözleri de silip atarak, parantez kapatıyoruz, akıl hastalığının temel doğası hakkında kökten farklı sonuçlara vararak, psikiyatriyi akıl hastalığı hakkında zıt gibi görünen iki perspektif arasında hiç durmayan bir sarkaç gibi salınmaya sürüklemiştir. Cümle biraz uzun oldu. Bir daha okuyayım, belki biraz daha toparlanacak. 19. yüzyılın başlarından 21. yüzyılın başlarına dek. Ah, bir de güzel okuyabilsem daha da güzel anlaşılacak. Onu da yapamıyorum. İdare edin. Her yeni psikiyatrik sürek avı dalgası yeni ipuçları ortaya çıkartıp ve yanlışlıkla dikkatleri başka yöne çekmek için ortaya atılmış o zekice sözleri de silip atarak, akıl hastalığının temel doğası hakkında kökten farklı sonuçlara vararak, psikiyatriyi akıl hastalığı hakkında zıt gibi görünen iki perspektif arasında hiç durmayan bir sarkaç gibi salınmaya sürüklemiştir. Neymiş o iki perspektif? Psikiyatri, akıl hastalığının tamamen zihnin içinde yatan bir şey olduğu inancıyla, metafizik bir şey olduğu inancıyla akıl hastalığının beynin içinde yatan bir şey olduğu inancı arasında sonsuz bir salınım içindedir. Psikiyatri, akıl hastalığının tamamen zihnin içinde yatan bir şey olduğu inancıyla, akıl hastalığının beynin içinde yatan bir şey olduğu inancı arasında sonsuz bir salınım içindedir. Ne yazık ki temel varsayımları bakımından böylesine uç noktada oynak bir zemine dayanmaya çalışan başka hiçbir tıp uzmanlığı yoktur. Ve bu oynaklık, psikiyatrinin tıp ailesinin kara koyunu olarak nam salmasına, diğer doktorlar ve aynı şekilde hastalar tarafından hor görülmesine katkıda bulunmuştur. Birçok yanlış ipucu ve çıkmaz sokağa rağmen psikiyatrinin dedektiflik öyküsü, çözülemez gizemlerinin artık açığa kavuşturulmaya başlandığı sevindirici bir sona eriyor. Yazar burada kendi umudunu da belirtmiş ve hatta kitabın hikayesini bu paragrafta toplamış da diyebiliriz. Psikiyatriyi metafizik öğelerde arayan, tedaviyi, şifayı oralarda arayanlarla
doğrudan beynin maddesinde aramaya çalışanlar arasında bir şey var. İki farklı ekol var. Nihayette bu ekoller bir uzlaşmaya doğru gidiyor. Kitapta ilerleyince bunu da göreceğiz. Yazar burada o noktaya dikkat çekiyor. Bunların arasında bazen harpler de olmuş, darpler de olmuş yani. Sözlü harpler, darpler tabii. Geldik 32. sayfaya. Şöyle bir yerden başlayayım. Bir dolandırıcı var, Wilhelm Reich diye. Wilhelm Reich herhalde böyle telaffuz edilir. Bu adam psikolojik hastalıkları kendi geliştirdiği bir aletle, bir kutu gibi bir alet, insanları içine kapatıyor falan. Öyle tedavi ettiğini ileri sürmüş vaktiyle. Onun dolandırıcılık öyküsünü anlatıyor. Adam zaten hapiste ölmüş. Fakat şöyle bir şey söylüyor orada. Bir psikiyatrist olarak şahsen ben Wilhelm Reich halen hasta bakarken daha yeni doğmuş olsam da, yani o zamanlar daha küçükmüş, Wilhelm Reich halen hasta bakarken daha yeni doğmuş olsam da Reich'in hikayesinin özellikle bir tarafı beni daima rahatsız etmiştir. Psikiyatri doktorluğu mesleğinin kendi içinden birini sahtekar olarak teşhir etmeyi başaramamış olması. Yazarı rahatsız eden nokta bu. Psikiyatri doktorluğu mesleğinin kendi içinden birini sahtekar olarak teşhir etmeyi başaramamış olması. Aslında psikiyatri kurumu halkın gözünde genellikle Reich'in akıl almaz yöntemlerini onayladığı yönünde bir portre çizmiştir. Peki ama psikiyatri neden rehberliğe çok fazla ihtiyacı olan bir toplumu Reich'in yöntemlerinin hiçbir bilimsel temeli olmadığı yönünde bilgilendirmekte aciz kalmıştır? Diyor ve devam ediyor. Devamını okumayalım. Ama yazarın nalına da mıhına da vurduğuna dikkat çekelim. Yani psikiyatrideki hatalara da dikkat çekiyor. Üstün körlüklere, ezberlere, dogmalara hatta dikkat çekiyor. Ama başka açılardan da evet şunları da başardık, başarıyoruz diyor. Yani yarı karamsar, yarı iyimser ama sonuç olarak iyi bir yere gittiğimizi düşünen bir adam. Aynı zamanda APA'nın eski başkanlarından, Amerikan Psikologlar Birliği galiba. Durun bakayım, onu da size okumadım başta ama şuradan kitabın önünden şey yapalım. En önünden belirtelim. Evet, Jeffrey Lieberman kariyerinin 30 yılı aşkın bir süresini akıl hastalıklarının tedavisi üzerine çalışarak geçirmiş. 500'ü aşkın yayınlanmış makalesi varmış. New York Devlet Psikiyatri Enstitüsü yöneticiliği yapmış. Columbia Üniversitesi Psikiyatri Bölümü Başkanlığı yapmış. Adamda yok yok. Pek çok kitabın editörlüğünü yapmış. Şizofreni araştırmaları için verilen Lieber ödülünü ve Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından verilen Adolf Meyer ödülünü kazanmış. Amerikan Psikoloji Birliği'nin başkanlığını yapmış, bunu söylemiştim. New York'ta yaşıyormuş. Öldüm ölmedim bilmiyorum ama bu kitap basıldığında New York'ta yaşıyormuş. Yazarı da hafifçe bir tanımış olduk. Gelelim 35. sayfada ne varmış? Şöyle bir yerden başlayayım buna da. Otizmle ilgili olarak da birçok düzmece tedavi mevcut. Ve bu tedavilerin içinde vitaminler, nutrasötikler, hastalık önleyici ve tedavi edici olduğu söylenen gıdalar, beyin takviyeleri, kök hücre enjeksiyonları, bağırsak temizleme kalesyon, şelasyon, tedavisiyle bedenden ağır metallerin çıkartılması gibi şeyler var. Hastalar, akla hayale gelebilecek her tür hastalık için egzotik, pahalı ve tamamen işe yaramaz tedavilerin peşinden okyanusları aşıyorlar. Bir daha okuyayım bu cümleyi. Hastalar, akla hayale gelebilecek her türlü hastalık için egzotik, pahalı ve tamamen işe yaramaz tedavilerin peşinden okyanusları aşıyorlar. Hatta, işte meşhur bir isime örnek verecek, hatta Steve Jobs gibi zeki bir insan bile, Apple'ın kurucusu, ihtimal dışı sağaltımsal uygulamalara kendini kaptırmış, holistik tıptan yana tercihte bulunarak, artık çok geç olana dek pankreas kanserinin tıbben tedavi edilmesini ertelemişti.
İlginç değil mi? Yani biraz da diyor burada halkın da suçu var. Dolandırıcılara alan açan halkın diyor her şeyin üstüne atlaması tedavi adına. Bizde de kabahat var diyor yani. 38. sayfaya geldik. Psikiyatrist kelimesi nereden çıkmış veya hangi alana söyleniyormuş eskiden? Bugün belki biraz daha farklı bir alana kaymış olabilir ama neymiş bunun mazisi? Şöyle bir yerden başlayalım. Bazı akıl hastalıklarının ayırt edilebilir bir biyolojik temeli mevcutken, bazılarında bunun olmaması iki ayrı disiplinin oluşmasına yol açtı. Yalnızca gözlemlenebilir bir nöral semptoma sahip bozukluklar üzerinde uzmanlaşan doktorlara nörolog denmeye başlandı. Abi ben bu kelimeler nasıl telaffuz edeyim ya? Bir daha okuyayım. Yalnızca gözlemlenebilir bir nöral semptoma sahip bozukluklar üzerinde uzmanlaşan doktorlara nörolog denmeye başlandı. Tekerleme gibi benim için. Nörolog buna denmeye başlanmış. Görülmeyen zihinsel bozukluklarla uğraşanlara ise psikiyatrist denmeye başlandı. Bak, tespit edilebilenlere ilgilenenler nörolog sayılmış, diğerleri psikiyatrist olarak görülmüş. Böylelikle psikiyatri, tanımlara gereği teşhis edilebilir hiçbir fiziksel sebebi olmayan bir grup hastalığı kendi alanına dahil eden bir tıbbi uzmanlık olarak ortaya çıktı. Alman doktor Johann Christian Reil tarafından uydurulmuş olan psikiyatri terimi, tam manasıyla ve çok uygun olarak tıbbi ruhsal tedavi anlamına gelmektedir. Devam ediyoruz. Bakalım. Bir dahaki notumuz nerede? Bayağı atladık. Geldik 59. sayfaya. Böyle atlayınca seviniyorum. Bir umut belki erken biter. 59. sayfada Freud'a dair bir bilgi var. Daha doğrusu yazarın Freud'a bir eleştirisi. Freud nerede hata yapmıştı? 59. sayfa. Tanının hikayesi bölümü. Bana göre Freud'un yoldan çıktığı nokta cinsel arzularımızın çok güçlü olmaları sebebiyle aldığımız her bir kararın içine sızdıklarını varsaymasıydı. Nörobilim ve aynı zamanda rastgele yapılan bir iç gözlem bile bize bunun tersini söylüyor. Servet edinmeye, kabul görmeye, dostluk kurmaya, saygınlık kazanmaya, rekabet etmeye ve dondurmaya duyduğumuz arzuların hepsi birbirlerinden bağımsız ve eşit biçimde hakiki dürtülerdir. Şehvet kılığına girmiş arzular değillerdir. Bizler her ne kadar içgüdüsel yaratıklar olsak da içgüdülerimiz tamamen ya da çoğunlukla cinsel değildir, diyor. Freud'u bu yönüyle eleştiriyor. Hemen zıpladık, geldik 63. sayfaya. Yine bir Freud eleştirisi okuyacağız, aynı bölüm. 63. sayfa. Şöyle bir yerden mi başlayalım? Freud'un konuşmacı olarak muhteşem becerileri, kolay anlaşılır ve ikna edici yazımı, kuramının cazibesini daha da arttırmıştı. Hiç şüphesiz ki o psikiyatrinin hasretini çektiği lider, psikiyatri alanının yeni yüzyılda cesaretle önderliğini yapacak ve bu meslekten olanların göze girmelerini sağlayacak kişiydi. Oysa Freud tam aksine psikiyatriyi yarım yüzyıldan uzun süreyle saplanıp kalacağı düşünsel bir çöle sürüklemiş ve en sonunda da bu mesleği hiçbir tıp uzmanlığının göğüs germek zorunda kalmadığı en dramatik ve en aleni krizlerden birine sokmuştur. Diyor. Peki bu nasıl bu oldu diye soruyor. Sonra da onun cevabını vereceğini bir dahaki bölümde söylüyor. Devam ediyoruz. Yani ben Freud'un şeyini çok duymuştum. Metini ve eleştirisini iki anlamda da.
Ama bu kadar içeriğini bilmiyordum. Yani neyi etkilemiş, neyi değiştirmiş ve onu eleştirenler ne için eleştiriyor? Onu bu kitapta anladım artık. Hani psikanaliz nasıl sorunlar barındırıyor? O bu kitabı okuyunca anlaşılıyor arkadaşlar. O açıdan da kitabı tavsiye ederim. Yoksa eleştirilerimiz de övgülerimiz de kuru kalıyor. Yani adam ne başarmış ve neyi yanlış yapmış bilmeden konuşuyoruz. Geldik 72. sayfaya. Yine bir Freud eleştirisi var burada. Güzel bir eleştiri. Freud, kuramını her türlü sorgulamanın cesaretini kıracak, doğrulama ya da yalanlama yönündeki her türlü çabaya engel olacak şekilde sunmayı tercih etti. Freud, kuramını her türlü sorgulamanın cesaretini kıracak, doğrulama ya da yalanlama yönündeki her türlü çabaya engel olacak şekilde sunmayı tercih etti. Kendi kuramına tam sadakat gösterilmesi şartını koştu ve öğrencilerinin onun klinik tekniklerini hiçbir sapma göstermeden uygulamalarında ısrarcı oldu. İşte dinlere, tırnak içinde, dogmatik, baskıcı, bilmem şu bu eleştirisi yapıyor ya bilimsel arkadaşlar. Bakınız sizin pirleriniz de pek böyle sütten çıkmış ak kaşık değil yani. Kendi kuramına tam sadakat gösterilmesinin şartını koştu ve öğrencilerinin onun klinik tekniklerini hiçbir sapma göstermeden uygulamalarında ısrarcı oldu. Psikanaliz derneği büyürken bir zamanlar şüpheci yaklaşımı arayan bilim insanı varsayımını artık mutlak sadakatle bağlı kalınması gereken dini şartlı olarak sunuyordu, diyor ve devam ediyor. Yani Freud eleştiriyi sevmezmiş, kendi yolundan ayrılmasını sevmezmiş. Evet, geldik 85. sayfaya. Başından alayım. 1930 yılında eğer bir psikiyatriste Freudiyen psikanalizin kısa süre içinde Amerikan psikiyatrisine egemen olacağını söyleseydiniz, bunun akla hayale sığmayan bir şey olduğunu düşünürdü. Psikanalizin ülkenin doğu yakasında yer alan birkaç şehrin dışına yayılabileceğine inanmak için ortada çok az sebep vardı. Fakat sonra Hitler'in iktidara çıkışının ve saldırganlığının Avrupa'yı savaşın eşiğine getirmesiyle ülkelerin yönetimleri ve sınırları istikrarını yitirdi. Bu, psikiyatrinin durumunda ve sınırlarında da aynı etkiyi yaratmıştı. Faşizm, Avrupa'da psikanalizin sonunu getirirken, Amerika'da psikanaliz imparatorluğunun beklenmedik yükselişini başlattı. Devam ediyoruz. Geldik 86. sayfaya. Bu çok ilginç. Freud'un kurduğu psikanaliz ekolünün Yahudilikle olan bağı. İlginç yani buradaki sosyolojik ve psikolojik arka plan enteresan geldi bana. Fakat Freud'un tüm çabalarına rağmen psikanalizle Yahudi kültürü arasında kopmayacak bir bağ vardı. Freud'un en yakınındakilerin hemen hepsi Yahudi olduğu gibi psikanalistlerin ilk neslinin büyük bir çoğunluğu da öyleydi ve Yahudi olmanın insanın Freud'un bilgeliğini anlamasına yardımcı olduğuna inanma eğilimindeydiler. Psikanalizde çare arayan ilk hastaların birçoğu varlıklı Yahudi cemaatlerinden kişilerdi. Çarşamba Günleri Psikoloji Derneği'nin zirvede olduğu dönemde, bu tam ismi derneğin, Freud'un ilk kurduğu dernek bu, Çarşamba Günleri Psikoloji Derneği'nin zirvede olduğu dönemde derneğin Yahudi olmayan tek üyesi Londralı bir nörolog olan Ernest Jones'tu. Freud'un yakın bir sırdaşı ve Uluslararası Psikanaliz Derneği'ne de önceki zamanlarda başkanlık yapmış olan Sandor Ferenczi, Jones'un grup içindeki yalnızlığı hakkındaki düşüncesini şöyle dile getirmişti. Bu artık Jones'un cümlesi, yani Freud'un ekibindeki, ilk ekibindeki tek Yahudi olmayan kişi.
bir Yahudi olarak doğmanın nasıl bir psikolojik avantaj sağladığını bugün daha net anladım. Bir Yahudi olarak doğmanın nasıl bir psikolojik avantaj sağladığını bugün daha net anladım. Tarihçi Edward Shorter'a göre erken dönem psikanaliz akımının alt metni büyük oranda şundan oluşuyordu. Biz Yahudiler modern medeniyete kıymetli bir hediye verdik. Alt metni buymuş. Enteresan değil mi arkadaşlar? Evet, hızla ilerliyoruz. Geldik 90. sayfaya. Estağfurullah. 91. sayfaya geldik. Yine bir paragraf okuyacağım. Yine kıymetli bir eleştiri Freud'un psikiyatriye yaptığı şey hakkında. Bu eleştirinin bugüne de aslında dönük bir tarafı var. Yani o çizginin yerinden oynaması, bulanıklaşması bugün de psikiyatrinin maruz kaldığı bir arıza mıdır? Düşünmek lazım. Elbette psikanalizi benimsemek demek, akıl sağlığına dair radikal bir tanımı benimsemek demek de aynı zamanda. Önceden hasta ile sağlıklı arasındaki çizgi, hastaneye yatırılması gerekenler ve gerekmeyenler şeklindeki ayrıma göre çiziliyordu. Aklen hasta olmak demek, çok ciddi biçimde aklen hasta olmak demekti. Yani bir kişi ağır psikozluysa, elden ayaktan düşecek kadar depresyondaysa, pervasız bir manikse ya da zekasında büyük bir azalma varsa, akıl hastası sayılıyordu. Halbuki Freud, akıl hastalığıyla akıl sağlığı arasındaki çizgiyi bulanıklaştırmıştı. Ben de burayı çizmişim. Halbuki Freud, akıl hastalığıyla akıl sağlığı arasındaki çizgiyi bulanıklaştırmıştı. Zira psikanalitik kuram neredeyse herkesin doğru, yani psikanalitik tedaviyle çözümlenebilecek bir tür nevrozu olduğunu öne sürüyordu. Psikanaliz ortaya yepyeni bir psikiyatri hastası türü koymuştu. Toplum içinde etkili biçimde işlevsellik gösterebilen ama daha iyi işlev göstermek isteyen bir hasta. Yani toplum içinde yaşayabiliyor ama daha da iyi yaşayabilir. Buna da hasta demeye başladı diyor. Bugün bu hasta türleri endişeli sıhhatliler olarak biliniyor diyor ve devam ediyor. Ama biz oradan devam etmiyoruz. Biz 96. sayfadan devam ediyoruz şimdi. Burası da ilginç. İşte yine diyorum ya, hep diyorlar işte dinler şöyle despotik, bilmem dogmatik, bilmem ne. Bakın psikanaliz Amerika'da nasıl despotik bir tarzda uygulanmış. Şöyle bir yerden başlayayım arkadaşlar. APA'da ve üniversitelerin tıp fakültelerinde nüfuzlu mevkiler edinmiş olan psikanalistler, yani artık Amerika'da psikanalistlerin hakimiyetini anlatıyor. Artık geleceğin psikiyatristlerinin eğitimlerinin nasıl olacağını da dikte edebilir hale gelmişlerdi. Biyolojik ve davranışsal kuramlar üzerine kurulu müfredat en az ayırdı indirgenmiş. Öte yandan Freud etkisindeki fikirler tıp fakültesi psikiyatri programlarının neredeyse tamamının özü olmuş ve aslında gelecek vadeden her psikiyatristin eğitiminin içine nüfuz eden, her şeyi kapsayan bir dünya görüşü haline gelmişti. Psikanaliz derslerine katılmanın ve vakalarının analistler tarafından denetlenmesinin yanında, burayı bir daha okumak istiyorum. Psikanaliz derslerine katılmanın ve vakalarının analistler tarafından denetlenmesinin yanında, eğer bir tıp öğrencisi psikiyatrist olmak istiyorsa, lisansüstü eğitimi sırasında kendisinin de başarılı bir psikanalizden geçmesi gerekiyordu. Bir an durun ve düşünün. Bir psikiyatrist olmanın, hakiki bir tıp profesyoneli olabilmenin tek yolu geçmişinizi, en kişisel duygularınızı, korkularınızı ve arzularınızı, gece gördüğünüz rüyaları ve gün içinde kurduğunuz fantezileri, bu son derece mahrem bilgileri sizi Freudiyen ilkelere kendinizi ne kadar adamış olduğunuzu tespit etmekte kullanacak biriyle paylaşmanızdı. Teorik fizikçi olabilmenizin tek yolunun izafiyet kuramının ya da kuantum mekaniğinin ilkelerine tereddütsüz
ve kayıtsız şartsız bağlı olduğunuzu itiraf etmekten geçtiğini ya da iktisatçı olabilmenizin tek yolunun Karl Marx'ın rüyalarınızda size bir melek ya da şeytan olarak göründüğünü ifşa etmek olduğunu hayal edin. Eğer bir stajyer akademik psikiyatrinin saflarında yükselmek ya da doktor olarak başarılı bir kariyer yapmak istiyorsa, psikanalitik kurama bağlılığını ispatlamak zorundaydı. Eğer ispatlayamıyorsa, çoğunlukla devlete bağlı akıl hastanesi anlamına gelen devlet hastaneleri sektöründe çalışmaktan men edilme riskini almış olurdu. Bir meslekte belirli bir ideolojiye besleyecek bir aşılama yöntemi arıyorsanız, bu işe başvuranların hepsini kendini zaten bu ideolojiye adamış bir terapist editörün, kendini zaten bu ideolojiye adamış bir terapist engizitörün itiraf peşinde yürütülen psikoterapisinden geçmeye zorlamaktan daha iyisini yapamazdınız herhalde. Bir daha okuyayım bu cümleyi. Ya ne biçim okudum? Ben de kendimi beğenmedim arkadaşlar. Bir daha okuyorum bu cümleyi. Bir meslekte belirli bir ideolojiyi besleyecek bir aşılama yöntemi arıyorsanız, bu işe başvuranların hepsini kendini zaten bu ideolojiye adamış bir terapist engizitörün itiraf peşinde yürütülen psikoterapisinden geçmeye zorlamaktan daha iyisini yapamazsınız herhalde. Bir de vaktimize bakalım. Az gittik ya. Biraz atlamamız gerekecek. Geldik 101. sayfaya. Bunu atlıyorum işte. Bir tane atladım. Geldik 115. sayfaya. Bunu da atlayayım. Bunu da atladım. Oh, ne güzel geçtik. Geldik 130. sayfaya arkadaşlar. Bir adam tıp eğitimi de almış ama aslında neymiş? Dur bakalım öncesinden. Hukukçu muydu ya bu arkadaş? Bu arkadaş hukukçu galiba. Kendisi David Rosenhan. Bu adam 1973 yılında Prestij sahibi Science dergisinde bir makale yayınlamış. Makalenin başlığı şöyle: Deliler arasında akıllı olma üzerine. Bu makale 1973'te Science dergisinde yayınlanmış ve çok büyük sarsıntılara neden olmuş psikiyatri alanında. Psikanalizcileri çok sarsmış. Makalenin yazarı David Rosenhan, böyle telaffuz edilir belki. Kendisi Stanford'da eğitim görmüş ama az tanınan bir avukattı. Ve kısa süre evvel psikoloji derecesi almış olmakla birlikte herhangi bir klinik deneyime sahip değildi. Daha ilk cümlesinden niyetinin zihin üzerinden söz sahibi olmak isteyen tıbbın herhangi bir kolu için temeli niteliğinde olan sorulardan birini ele almak olduğu anlaşılıyordu. Ele almak istediği soru şu, bu soru temel nitelikte bir soruymuş tıp ilmi için. Eğer aklı yerindelik ve delilik varsa bunları nasıl ayırt edebiliriz? Eğer aklı yerindelik ve delilik diye iki şey varsa bunları birbirinden nasıl ayırt edebiliriz? Rosenhan, Amerikan psikiyatrisinin bu soruyu cevaplamakta nasıl yanıldığını saptayabilmek için bir deney önerisinde bulunuyordu. Diyelim ki son derece normal, geçmişinde herhangi bir akıl hastalığı olmayan insanlar akıl hastanesine yatırılmış olsun. Bu kişilerin aklı yerinde kişiler oldukları anlaşılabilir miydi? Eğer anlaşılabilirse nasıl? Rosenhan bunu sırf bir düşünce deneyi olarak öne sürmüyordu. Zira sözlerine bir önceki yıl yürüttüğü sıra dışı bir deneyin sonuçlarını paylaşarak devam ediyordu. Rosenhan, Batı ve Doğu yakalarındaki 5 ayrı eyalette bulunan 12 farklı akıl hastanesine, adamın oyununa bak ya, aklı yerinde 8 kişiyi bu hastanelerin personellerinden habersiz, gizlice kabul ettirmişti. Hatta işbirlikçilerden bazıları çok sayıda hastaneye kabul edilmişti. Bu sahte hastalar
onları farklı yaştan ve meslekten gösteren sahte kimlikler kullanıyorlardı. Her seferinde önce hastaneye telefon açıp randevu alıyor ve geldiklerinde boş, boşluk ve pat gibi kelimeler söyleyen sesler duyduklarından şikayet ediyorlardı. Her örnekte sahte hastalar kendi istekleriyle hastaneye kabul edilmişlerdi. İşbirlikçilere psikiyatri koğuşuna vardıklarında personele artık bu sesleri duymadıklarını söylemeleri talimatı verilmişti. Kabul edilmek için bu semptomları uydurduklarını asla paylaşmamışlardı. Bundan sonra da normal davranmaya, tahminen hasta olduklarına dair herhangi bir semptom göstermemeye başlıyorlardı. Yani hastaneye girdikten sonra normal davranıyorlar tamamen. Koğuşlardaki davranışları hemşireler tarafından dostane, işbirliğe açık ve hiçbir anormal semptom göstermiyor şeklinde farklı biçimlerde kaydedilmişti. Rosena'nın sahte hastalarının bu numaraları asla tespit edilmemişti. Tek biri dışında hepsine şizofreni tanısı konmuş. Aykırı tek tanı manik depresif tanısıydı diyor. Ve hastaneden taburcu edildiklerinde ise manik depresif hasta dışında hepsi için remisyon döneminde semptomlarında geçici iyileşme görülen şizofreni sınıflandırılması yapılmıştı. Hastanede kalış süreleri 7 ile 52 gün arasında değişiyordu. Ancak Rosena'nın da hor görüyle gözlemlediği üzere personelden hiç kimse bu hastaların akıllarının bariz şekilde yerinde oluşuyla ilgili ortaya bir mesele sürmemişti. Rosenan, psikiyatri hastanelerinde akıllıyı deliden ayıramayız sonucuna varıyor ve tüm mesleği güvenilir olmayan tanılar koymakla ve birisini hasta diye etiketlemekte aşırıya kaçmakla suçluyordu. Yani adam öyle bir oyun yapmış ki bayağı bir ortalığı karıştırmış falan devam ediyor burası. İlginç bir deney. Helal olsun adama. Güzel bir teşebbüs. Geldik 155. sayfaya. Bu da ilginç bir hikaye. Homoseksüellik arkadaşlar şeyin kutsal kitabı sayılan, psikiyatrinin kutsal kitabı sayılan, neydi o kitabın ismi? DSM. DSM'nin ikincisinde hastalık olarak kayıtlıymış. Pardon. DSM-1'de hastalık olarak kayıtlıymış. DSM-2'de çıkartılması için homoseksüeller, eşcinseller kulis yapmışlar ve başarılı da olmuşlar. Yani sırf kulisle kendilerinin bu bozukluğunu hastalık olmaktan çıkarttırmışlar. Bakın tıp nasıl işliyor, nasıl bir mantıkla işliyor. Neler neler hastalıklardan çıkarılıyor, neler neler katılıyor. Kim bilir onlar da ne lobi faaliyetleriyle oluyor. Bunlara da dair bir soru işareti koysun kafanıza. Şurayı okuyayım ben buradan. 155. sayfa. Ancak medya, homoseksüel bozukluğun 1973 yılında psikiyatrinin kutsal kitabından çıkartılmasına, psikiyatri adına geleceğe dönük bir zafer muamelesi yapmamıştı. Tam tersine, gazeteler ve antipsikiyatriciler APA'nın bir şeyin akıl hastalığı olup olmadığına demokratik oylamayla karar vermesiyle alay etmişlerdi. Akıl hastalığı ya tıbbi bir durumdur ya da değildir diye alay ediyordu bu eleştirmenler. Mesela nörologların beynin içinde bir damar tıkanmasının bu gerçekten inme mi yoksa değil mi diye oyladıkları hiç görülmüş bir şey miydi? Yani bu olay psikiyatrinin kamu gözündeki imajında çok ihtiyaç duyduğu iyileştirmeyi sağlamak yerine dört bir yandan sarılmış olan mesleğe başka bir utanç kaynağı olmuştu. Oh olsun, iyi olmuş. Devam ediyoruz arkadaşlar. Geldik 188'e, güzel. Burada da hızlı ilerledik. Bunu da atlayayım mı ya? Biraz uzun ama yine de okuyayım. Hikayesinin ön kısmını anlatayım. Frenge hastalığından dolayı beyninde parazit yerleşmesi, bakteri türü parazit olarak yerleşiyormuş beyne ve beyinde bunama başlıyormuş Frenge hastalarında. Bir doktor
havale geçirilen hastalarda iyileşme olduğunu fark etmiş. Sonra bunu tecrübe etmek için sıtma mikrobu vermiş hastalarına. Bu hastalarda tabii ısıtma hastalığı olunca hararetleri yükseliyor. Onlar da iyileşme göstermişler. Anlamış ki frengi ile ilgili rahatsızlık, bu beyindeki bakteriler yüksek ateşte ölüyor. Ama tabii bunun sonuçları da var. Şimdi orayı okuyacağım. Tuhaf davranışlar sergileyen ve tutarsız konuşmalar yapan hastalar artık sakin davranıyor. Doktor Wagner Jurek ile normal bir şekilde sohbet ediyorlardı. Hatta bazı hastaların frengisi tamamen iyileşmiş gibi görünüyordu. Bugün içinde bulunduğumuz 21. yüzyılda korkunç bir hastalığı diğeriyle değiş tokuş etmek çok uygun bir şey olarak görünmeyebilir. Ama sıtma en azından kınakına ağacından elde edilen ucuz ve bolca bulunan kinin maddesiyle iyileştirilebilen bir hastalıktı. Piroterapi adı verilen Wagner Jurek'in bu yeni metodu çabucak GPI için kullanılan standart tedavi haline geldi. Akıl hastalarına kasten sıtma paraziti enjekte edilmesi fikri şu an bizlerin tüylerini diken diken etse de ve hakikaten de Wagner Jurek'in ateşle tedavisinin uyguladığı hastaların %15'i bu sebepten ölmüştü. Psikoterapi ağır hastalıkları için ilk etkili tedaviyi temsil etmektedir. Yani bu diken diken etse de tüylerimizi ve hastaların %15'i bu sebepten ölse de sıtma virüsü verildiği için kendilerine, yani 100 kişiden 15'ini kaybediyorsun bu tedavide, öyle bir tedavi. Ama yine de diyor bak, piroterapi ağır akıl hastalıkları için ilk etkili tedaviyi temsil etmektedir. Bir dakikalığına şöyle düşünün. Tarihte o zamana dek herhangi bir tıbbi işlemin psikiyatrik hastalıkların en vahimini ve en amansızı olan psikozu hafiflettiği görülmemişti. GPI o güne dek insanı hastanede daimi kalmaya ya da ölüme götüren tek yönlü bir bilet olmuştu hep. Şimdi ise insanın beynini tahrip eden bu hastalıktan mustarip olanların akıl sağlıklarını geri kazanma ve muhtemelen de evlerine geri dönmeleri yönünde makul düzeyde bir ihtimal vardı. Bu müthiş başarı sebebiyle Wagner Jurek 1927 yılında tıp dalında Nobel ödülüne layık görüldü ki psikiyatri alanında bu bir ilkti. Yani Nietzsche de mesela bu hastalıktan ölüyor. Herhalde bu bulunmuş olsaydı Nietzsche'yi de kurtarırlardı. O da son zamanlarında delirmiştir. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bir yer atlayalım biraz. Burayı da atlayalım. Burayı da atlayalım hatta. Bunları da şöyle çıkarıyorum. Vazgeçiyorum bunlardan. Devam ediyorum. Biraz hızlı gitmiş olduk. Geldik 230. sayfaya. Burada yazar kendisinin bir tecrübesini anlatıyor. Neydi o ilacın ismi? LSD. Yo, LSD diyeyim ben, öyle telaffuz edeyim. LSD mi denir? İngilizce telaffuzları nasıl oluyor bu harflerin? Bilmiyoruz. LSD diye bir farkındalık arttırıcı var. Uyuşturucu madde gibi de kullanılıyor. Yazar gençliğinde bunu kullanmış. Tecrübe etmek istemiş. Ve diyor ki o an diyor, o şeyi yaşarken, o ilacı kullandığım anda kendimi normal şeyin üstüne çıkmış gibi hissettim. Normal insanın üstüne çıkmış gibi. Notlar falan aldım falan diyor, böyle hani yazdım oradaki farkındalıklarımı. Havamızı tam söndüren an aldığım notları çıkardığım andı. Yani olayın sonunu anlatıyor şimdi. Uçuş sırasında aldığım vahiylere, uçuş tırnak içinde, uçuş sırasında aldığım vahiylere, bu derin kozmik bilgelik incilerine, uyuşturucunun etkisi geçtiğinde yeniden bakmayı umut ederek bir şeyler not almıştım. Ancak karman çorman karalamalarıma baktığımda bunları can sıkıcı derecede alelade ya da komik derecede anlamsız olduklarını görmüştüm. Sonradan Szasz ya da Laing'le ya da şizofrenin yolculuğundan bahseden herhangi bir antipsikiyatriciyle karşılaşsam şahsi büyük tasavvurlar kayıtlarım gelmiştir aklıma. Bir insan
ister ilaçlar yüzünden, ister akıl hastalığı yüzünden, sırf kozmik bir temas yaşadığına inanıyor diye bu gerçekten de böyle olduğu anlamına gelmez. Diyor ve devam ediyor. Yani o anı yaşarken o ben süper oldum diyorsun ama diyor geri döndüğünde makul düzeye öyle bir şey yok. Bunu da geçeyim ya. Biraz ilerlemiş olalım. Orada da Beatles'ın hiç bilmediğimiz bir şeyi anlatılıyordu. Beatles grubunun albümünün hasılatıyla, şarkılarının kazandırdığı parayla şirketi, o plak şirketinin sahibi radyoskopi miydi ya o aletin ismi? Onun geliştirilmesini sağlamış. Yani Beatles tıbba da çok fayda sağlamış böylece. Kaçıncı sayfaydı? Bak atladık şimdi. Okuyamayacağım orayı. Radyografi teknolojisi. 1970'li yılların başında EMI şirketi öncelikle bir plak firmasıydı. Ama Electric and Musical Industries'ten kısaltılmış olan isimlerinin de yansıttığı üzere bünyelerinde küçük bir elektronik cihaz bölümü de barındırıyordu. EMI'nin müzik bölümü, dünyanın en popüler müzik grubu olan Beatles'ın olağanüstü başarısından devasa karlar elde ediyordu. Cepleri nakitle dolup taşan EMI, elektronik cihaz bölümü tarafından yürütülecek oldukça riskli ve pahalı bir projeyi sürdürmeyi göze almaya karar verdi falan falan diyor işte. EMI mühendisleri bedenin tıbbi görüntüleme kapsamındaki herhangi bir şeyden çok daha kapsamlı ve detaylı görüntülerini elde edebilen bir radyografi teknolojisini yarattılar diyor. Devam ediyor. İlginç bir bilgi diye bundan not almış. 272. sayfada ilginç bir şey söylüyor arkadaşlar. Şizofreni ile genlerin ilgisi. Seymour Cathy diye bir bilim insanı 1960'larda bir çalışma yürütmüş. Şu alttan devam ediyorum, üstünü okumuyorum. Cathy, Danimarka sağlık kayıtlarından faydalanarak nüfusta şizofreni oranının %1 olduğunu buldu. Öte yandan ailesinde en az bir şizofreni hastası bulunan bireyler arasındaki oran %10'du. Bak, kendi ailesinde birisi varsa olması oranı %10. Cathy'nin verileri aynı zamanda ebeveynlerinizden birinin şizofren olması halinde sizin de şizofren olma olasılığınızın %50 olduğunu ortaya koymuştu. Benzer bir şekilde eğer şizofreni hastası bir tek yumurta ikiziniz varsa o zaman sizin de şizofren olma ihtimaliniz %57 idi. Benzer bir şekilde eğer şizofreni hastası bir tek yumurta ikiziniz varsa o zaman sizin de şizofren olma ihtimaliniz %50 idi. Ama eğer çift yumurta ikizinizde şizofreni varsa o zaman sizin de şizofren olma ihtimaliniz yalnızca %10'du. Dolayısıyla bir şizofrenle ne kadar fazla ortak geniniz varsa bu bozukluğun sizde oluşma ihtimali daha yüksek oluyordu. Gerçi bu bağıntının kusursuz olmadığı da barizdi. Ne de olsa tek yumurta ikizleri aynı genlerin %100'ünü paylaşırlar. Bu durumda ikizlerin birinde şizofreni geni varsa bunun diğerinde de büyük ihtimalle bulunuyor olması gerekir. Diye yani eleştirilmiş bu çalışma. Ya nasıl olur, genler aynı olduğu halde birisinde oluyor birisinde olmuyor, o zaman bu genetik değildir tarzında. Fakat başka noktaya bağlanmış. Genler aynı ama onların tekrar kodlanması mı oluyormuş? Buraya geldik. Tam burada işte o da. 275. sayfada. Yerinden okuyayım, ben karıştırırım. Alanımız değil çünkü. Wigler ve Sebat Roma sayesinde, bu bir teknik, Roma sayesinde akıl hastalığı olan insanların DNA'larındaki genleri çok geniş bir yelpazede inceleyerek bunları sağlıklı insanlardaki genlerle kıyaslayabiliyorlardı. Sağlıklı beyin işlevleri için elzem olan proteinleri üreten genlere hedef almışlar. Nörotransmitter reseptörünün bir kısmını oluşturan bir proteini üreten bir gen veya nöral bağların oluşumuna yön veren bir gen gibi çeşitli genlere odaklanmışlardı. Araştırmaların sonuçlarını neredeyse hemen aldılar. Akıl hastalığı olan kişilerin DNA'sında, akıl sağlığı yerinde olan kişilerde
beyinle ilintili aynı genler bulunmakla beraber, bak gen haritasında farklılık yok. Beyinle ilintili aynı genler bulunmakla birlikte hasta olanlarda sağlıklı olanlara kıyasla bu genlerin ya daha fazla ya da daha az kopyası bulunduğunu buldular. Ya, kopyalanma sayısıyla değişiyormuş. İlginç. Wickler genomun Goldilocks etkisini keşfetmişti. Sağlıklı bir beyne sahip olmanız için yalnızca doğru genlere sahip olmanız yetmiyordu. Bu genlerin sayıca da tam doğru olması gerekiyordu. Yani ne çok fazla ne de çok az. Bak, insanın sağlığı arkadaşlar nelere nelere bağlı ya. Cenab-ı Hak ne dengeler üzerine yaşatıyor bizi. Bunları görmek lazım. Şu cümleyi de okuyayım buradan. İkizler %100 aynı tip genleri taşımalarına rağmen bu genlerin kopyalarının sayısı birbirleriyle %100 aynı değildir. İkizler %100 aynı tip genleri taşımalarına rağmen bu genlerin kopyalarının sayısı birbirleriyle %100 aynı değildir. Devam ediyoruz, hızlanmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince bunu atlayacağım. Çünkü uzun. Bir cümle var, bunu okuyayım. Güzel bir cümle. 317. sayfa. Ben bilimsel olgunluk için en uygun zeminin kibir değil, alçak gönüllülük olduğunu tespit ettim. Ben bilimsel olgunluk için en uygun zeminin kibir değil, alçak gönüllülük olduğunu tespit ettim. İdeal olan hakikate ya da kuşkusuzluğa ermek değil, devamlı ve çoğulcu bir bilgi arayışıdır. Hasok Cheng söylemiş bunu. İdeal olan hakikate ya da kuşkusuzluğa ermek değil, devamlı ve çoğulcu bir bilgi arayışıdır. Bilim bunun üzerine yürür diyor. Fakat nerede bugün evrimcilerde bu tevazu? Hepsi Ali Kıran baş kesen. Racon kesiyorlar. Efendim, geldik 337. sayfaya. Bir bakayım bir daha vaktime. 47 dakika olmuş. Bir saate tamamlayabiliriz diye düşünüyorum. Bu kitaba değer arkadaşlar. Siz de sabredin inşallah. Şöyle bir yerden başlayayım. Vücuttaki diğer tüm organlarda bir hastalık oluşabilmesi için bak. Vücuttaki diğer tüm organlarda bir hastalık oluşabilmesi için fiziksel bir uyaran gerekir. Mesela toksinler, enfeksiyonlar, keskin olmayan bir cisimde bir yerden darbe alma, sıkışma gibi. Fakat sadece beyin, yalnızlık, aşağılanma veya korku gibi tinsel, maddesel olmayan uyaranlardan dolayı hastalanabilir. Bir insanın işinden kovulması ya da eşi tarafından terk edilmesi depresyona yol açabilir. Çocuğunuzun bir araba tarafından çiğnenişine şahit olmanız ya da bir mali krizde emeklilik birikimlerinizi kaybetmeniz TSSB'ye sebep olabilir. Beyin, tarifi imkansız deneyim dokusunu oluşturan duyguların ve anıların moleküler biyokimyaya dönüştüğü maddesel olanla maddesel olmayan arasındaki bir arayüzdür. Beyin, tarifi imkansız deneyim dokusunu oluşturan duyguların ve anıların moleküler biyokimyaya dönüştüğü maddesel olanla maddesel olmayan arasındaki bir arayüzdür. Akıl hastalığı bir tıbbi durumdur ama aynı zamanda varoluşsal bir durumdur. Enteresan değil mi arkadaşlar? Bu sayfa da çok ilginç geldi bana ya. Çok hikmetli geldi, ilginç diyorum ama aslında kastettiğim hikmet. Zaten notumuz da kalmamış. Çok güzel. Demek ki bir saate tamamlamaya da gerek yok. Şurayı da okuyayım ve bitirelim. 358. sayfa. En fazla umut vadeden araştırma arenalarından biri genetik bilimidir. Sadece tek bir genin kendi başına belirli herhangi bir akıl hastalığının sorumlusu olmadığı neredeyse kesin olsa da, gittikçe güçlenen genetik teknikler vasıtasıyla bazı gen örüntülerinin veya ağlarının nasıl çeşitli düzeyde riskler yarattıklarını anlamaya başlamış durumdayız. Bu genetik imzalar hastalara daha net ve doğru tanı konulmasını sağlayacaktır. Ayrıca ağır akıl hastalıklarına eğilimli kişilerin erkenden teşhis edilmesini sağlayarak önleyici müdahaleleri mümkün kılacaktır diyor yazar. Evet,
notlarımızın sonuna geldik. Elhamdülillah güzel de vakitlice de bitirmiş olduk. Şöyle kapağını tekrar gösteriyorum arkadaşlar. Göz aşinalığı oluşsun. Kitabı beğendiğimi tekrar tekrar belirtiyorum. İsmi Deli Doktorları, alt başlık Psikiyatrinin Bilinmeyen Öyküsü. Yazarı Doktor Jeffrey Lieberman, alanın uzmanı birisi. Bu işlerde epey sorumluluk almış, görev yapmış. Kitaplar yazmış, makaleler yazmış. Alanda çok çalışmış birisi yani. İçinde Biden'la falan bile bir resmi var. Yazarın şu huyu hoşuma gitti. Yani psikiyatrinin yaralarını ortaya dökmekten çekinmemiş. Bugün için de şeyi kabul ediyor. Biz bütün sorunları çözdük diyemiyoruz diyor ama bu alanın da diyor bazı şeylerde muvaffak olduğunu kabul edelim artık. Hakikaten de bazı tıbbi ilaçlar semptomları kesebiliyor. Akıl hastalıklarında iyiye doğru etkileşimler sağlayabiliyor. Ama bunu diyor tek yöntem olarak düşünmemek lazım. Bir karma görüşle hastanın başka yardımlar alarak da hem tıbbi hem işte terapi yönü görülebilecek şekilde olayın ikisi karma bir şekilde yürütülebileceğini bu işin söylüyor. Yani fiziği ve metafiziği beraber götürmek gerektiğini söylüyor. Kitabı tavsiye ederim. Yine söylüyorum. Kaçıncı söyleyişim oldu bilmiyorum. Okuyun. Güzel bir kitap. Faydalı. Alanda bilgi sahibi olmak isteyenler için ve hani çok da böyle beni sıkmasın, efendime söyleyeyim, entelektüel bir kitap olmasın, akademik üslubu olmasın falan diyenlere de tavsiye edilir. Üslubu gayet şey, rahat, benim gibi bile işte alanın dışında birisinin mevzuları kavrayabileceği kadar güzel. O yüzden tavsiye ediyorum efendim, Fosforlu Kalem'de bir kitaptan daha bu kadar. İnşallah başka kitaplarda başka alıntılarla buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz.